Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Üçüncü ve en gelişmiş prototipi olan Kızıl Elma, ilk uçuşuna hazırlanırken gece taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu test, aracın gelişim sürecinde kritik bir adımı temsil ediyor ve uçağın gece koşullarında da sorunsuz bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor. Gece taksi testi, bir hava aracının gece koşullarında pist üzerinde taksi yapma yeteneğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir aşama. Bu test, aracın gece görüş kabiliyetlerini, aydınlatma sistemlerinin etkinliğini ve pilot kontrol sistemlerinin doğruluğunu denetlemek için hayati öneme sahip. Kızıl Elma'nın bu testi başarıyla tamamlaması, onun gece operasyonlarına uygun olduğunu ve gece uçuşları sırasında yüksek güvenilirlik sağlayacağını kanıtlıyor. Bu yetenek, insansız savaş uçağının 7/24 operasyonel esneklik sunmasına olanak tanıyacak ve onun savaş alanında üstünlük sağlamasında önemli bir rol oynayacak. Kızıl Elma'nın üçüncü prototipi, önceki versiyonlara göre daha gelişmiş özelliklerle donatıldı. Bu prototipte yapılan en büyük yeniliklerden biri, aracın manevra kabiliyetini artıran yeni aerodinamik yapısı. Ayrıca, daha güçlü bir motor sistemi entegrasyonu sayesinde Kızıl Elma, daha yüksek irtifalarda ve daha uzun süreler boyunca görev yapabilecek. Üçüncü prototipte kullanılan gelişmiş aviyonik sistemler ise, aracın hedef tespiti ve takibini daha hassas şekilde yapmasına olanak tanıyacak. Bu da onun savaş alanında daha etkin bir rol oynamasını sağlayacak. Bayraktar Kızıl Elma'nın gelişim süreci boyunca bir dizi kritik test gerçekleştirildi. Daha önce yapılan yer testleri, motor entegrasyon testleri ve düşük hız taksi testleri, uçağın temel işlevlerini doğrulamak için büyük önem taşıdı. Üçüncü prototipin ilk uçuşu ise 2024 yılının son çeyreğinde planlanıyor. Bu uçuş, Kızıl Elma'nın hava yeteneklerini test etmek ve uçağın uçuş dinamiklerini daha yakından değerlendirmek için önemli bir kilometre taşı olacak. Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir rol oynayacak. Üçüncü prototipteki yenilikler bu insansız savaş uçağının operasyonel yeteneklerini daha da ileriye taşıyacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücüne önemli katkılar sağlayacak. Özellikle gece operasyonlarına uygun hale getirilmesi, Kızıl Elma'nın çok yönlü bir savaş aracı olarak kullanımını genişletecek ve Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini uluslararası arenada güçlendirecek.